Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Ya Fenerbahçe Galatasaray bir maç yaptılar. Ben Galatasaraylıyım ama fanatik olmadığımı hepiniz bilirsiniz. Ne görürsem onu söyleyenim ben. Fenerbahçe'nin haklı olduğunu, protesto hakkı olduğunu, hatta Galatasaray Kulübü Başkanı'nın, Futbol Federasyonu Başkanı'nın değişmesi konusunda Fenerbahçe'nin yanında durmamasını da eleştirdim. Eleştirdim, eleştiriyorum. Orada duruyor tweetim. Bayağı da bir ağır eleştirdim. Aklını yemiş olmalı dedi. Kafayı yemiş olmalı dedim başkan için. Ama be canlarım, ben Fenerbahçe'nin Şanlıurfa'daki maça çocuklarla çıkmasını kabul edemem. Fikrimi söyledim. Ama biliyorum, siyasi ve iktisadi yorumlarımı dinleyip işine geldiği için seni seviyorum dedi diyenler, belli ki fanatik Fenerbahçeliler, seni sildim moruk, bunamışsın sen. Bunlar hoş şeyler değil. Dede, senin gibi düşünmüyoruz. Biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçe doğru yaptı diyoruz. Saygı diyorum. Elbette. Ama bu tahammülsüzlük ne? Siz demek ki sadece sizin işinize gelenleri söylersen beni seveceksiniz. Şu yani 3-5 kişiye söylüyorum. Bunun için söylediğimi de üstüne basa basa size hatırlatayım. Bu kafalar doğru kafalar değil. Bu kafalar evlatlarını da zehirlerler, çevrelerini de zehirlerler. Dünya demokrasiden vazgeçemez. Demokrasi ise bir tahammül rejimidir. Görüyorsunuz değil mi? Benim gibi düşünmeyenleriniz çok içimizde. Ama beni o kadar nazik, o kadar kırmadan dökmeden eleştiriyorlar ki bayılıyorum. Hiç kimse eleştirilemez değildir. Hele ben eleştiriyorsam birilerini, ben de eleştirileceğim. Ama arkadaşlar ya, bir gün önce bana övgüler dizerken Fenerbahçe'nin yaptığını doğru bulmuyorum dediğim için moruk, git işine bunamışsın, ölsen falan, bunlar hoş şeyler değil. Neyse, kızgın mısın dersin, yok ya niye kızayım ben? Hiç kızmadım ama üzülüyorum. Üzülüyorum. Bunların içinde yine bazıları vardı böyle enseyi karartmayın dediğimde, hem muhalifler sözde, hem Erdoğan iktidarının gitmesini istiyorlar, hem de bana ya bıktırdın bizi ya, enseyi karartma diye ensede kararmamış yer kalmadı diyerek bana çemkirenler de vardı. Ne oldu? Hayır, şimdi bu seçimi CHP kazandı diye dünya cennet olacak değil. Ama umut her zaman vardır. Geçen gün anlattım, kısacık Thales'e sormuşlar. En uzun ömürlü şey nedir? Umuttur demiş. Peki ömrü en kısa şey? Politik vaatler demiş. Hayat 2500 sene önce bugünkü gibiydi. Hala öyle ve inşallah değişecek. Ama bunun değişebilmesi için önce insanın değişmesi lazım. Ya. Evet, neyse. Gelelim şimdi bugün gündeme. Ne varmış bakalım. Evet, uzun tatil başlıyor. Yarın biz de tatile çıkıyoruz sevgilimle beraber. Ama bizim tatilimiz İstanbul'da, çocuklarımızın ziyareti, annemizin, yani sevgilimin annesi, benim de annem tabii elbette. Benim canım anneciğimin 16 Nisan'da ölüm seneyi devriyesi. Onun için bir Kur'an okutacağız inşallah, 3 kardeş. Yani ilk senesini, anamızın ilk ölüm senesini anacağız. Canım anneciğimiz bizim, hacı anneciğimiz. Her anne dünyanın en iyi annesidir. Bizim annemiz de dünyanın en iyi annesiydi. Bizim için. Evet. Aman tatilde dikkat. Tabii biz de dikkat etmeliyiz ama sizler de dikkatli olmalısınız. Canlarım, AKP'deki sıkıntıların başında yenileşememe geldiğini duyuyoruz. Yazıyorlar, AKP'liler söylüyorlar. Bunlar AKP'den kopmamış AKP'liler. Yani AKP'de kalmakta ısrarlılar. Erdoğan'dan şikayetleri yok. Ancak Erdoğan'ın bir türlü yenileşemediğini anlatıyorlar. Ve diyorlar ki bu Erdoğan günümüzden 21 sene önce daha yeniydi. Eskidi diyorlar. Bunlar samimi insanlar. Elbette. Bakınız, bir siyasi parti lideri, bir ülkenin lideri kendini değiştiremezse ülkesini hiç değiştiremez. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'yi neden destekliyorum, değil mi? Artık biliyorsunuz, söylüyorum. Değişen, değişime açık bir parti. İdeoloji partisiydi, geldi, artık tam bir
kitle partisi halini aldı. Daha tam değil ama alacak. Burada seçmenlere çok iş düşüyor. Cumhuriyet Halk Partili klasik seçmenler, ki onların artık en gençleri neredeyse benim yaşımda. Lütfen şu değişimi kabul edin. Dünyada sol diye bir şey de yok, sağ diye bir şey de yok. Allah aşkınıza Recep Tayyip Erdoğan neresi sağcı? Recep Tayyip Erdoğan sağcı ise Merkel'e ne diyeceğiz? Yapmayın. O zaman Merkel komünist. Merkel sağcıydı. Sağcıydı. Eski tabirle sağcıydı. Hayır. Merkel liberal demokrat bir devlet başkanıydı, başbakandı ve harika yönetti Almanya'yı. Recep Tayyip Erdoğan ilk girdiğinde siyasetin fizik parlamentoya gelip başbakanlık yaptığı ilk yıllarda sağcı değildi. Demokratik hukuk devletine bağlıydı. Hukukun üstünlüğü ilkeleri diyordu. Bağımsız yargı diyordu. Kuvvetler ayrılığı ilkesi diyordu. Avrupa Birliği diyordu. İnsan hakları diyordu. Değil mi? Demokrasi diyordu. O zamanlar Recep Tayyip Erdoğan, milli görüş gömleğini çıkardım diyen Recep Tayyip Erdoğan, yenileşmeye, değişime açık birisiydi. Ama 2013'ten sonra o Recep Tayyip Erdoğan gitti. 1400 sene öncesinde Recep Tayyip Erdoğan'ı geldi. Olmaz böyle. Biz de bunu eleştiririz tabii ki. Eleştirmek bizim hakkımız. Haliyle AKP'ye gönül vermişler. Hiç sakıncası yok. Herkes istediği, dilediği partiye gönül verebilir. Diğer partileri aşağılamamak şartıyla. Onlar gönül vermişler AKP'ye. Recep Bey'e devam edeceklerdir. Yeter ki yenileş diyorlar. Recep Bey yenileşir mi? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum çünkü Recep Bey'in yanını öyleleri sarmış ki bunlar Recep Bey'in yenileşmesine izin vermeyen. Kim demişti? Geçen gün birisi söylemişti. Adalet ve Kalkınma Partisi adanmışların partisiydi. Şimdi dadanmışların partisi haline getirildi. Recep Bey adanmışlarla değil, dadanmışlarla yol yürüyor. Recep Bey yola çıktıklarıyla değil, yolda bulduklarıyla yol yürüyor. Kim? Mehmet Uçum gibilerle yol yürüyor ve yürüyemiyor tabii ki. İşte gördük. Perişan oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında. Bu bir şey değil daha. Göreceksiniz, bu bir şey değil. Bu Recep Tayyip Erdoğan bu zihniyetle giderse bu AKP Anavatan Parti'den de Doğru Yol Parti'den de daha zor durumlarda kalır. Ben öyle görüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanını, Adalet Bakanını, Diyanet İşleri Başkanını, en azından bu üçünü mutlaka değiştirmeli. Ama bunu bir an önce yapmalı. Eğer bunları yapmıyorsa Recep Tayyip Erdoğan'ın hala rejimi Osmanlı döneminin rejimini değiştirme zihniyetinden kurtulamadığı kanaatim devam eder. Değiştiremeyeceğini biliyorum. Değiştirme ihtimali sıfır. Ama zihniyet bile yetmiyor mu? Hepimizi mahvediyor. Hepimizi çok üzüyor. Değil mi canlarım benim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve çalışma arkadaşları tarafından merkeze taşınması ve merkezi artık merkeze oturacak bir parti konumuna gelmek üzere olması Kemal Bey'in de tuzu olan bir çalışma. Lütfen kabul edelim. Kemal Bey'in de Cumhuriyet Halk Partisi'yi kitle partisi yapmak için ne kadar çalıştığını biliyoruz. Seçimi kaybettikten sonra istifa etseydi genel başkanlıktan, Recep Bey bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kamuoyunda da başlar üstünde taşınırdı. Yapmadı. Neyse, ama yine de geçmişteki hizmetlerine bakıp da teşekkür etmek lazım. Hele son açıklaması, Özgür Özel'le de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısıyla ilgili açıklaması da ben alkışla karşıladım. Tebrik ediyorum kendisini. Evet, Mehmet Uçum'dan demin söz etmek istedim. Mehmet Uçum Cumhurbaşkanlığı Baş Hukuk Danışmanı. Nasıl hukuk danışmanı, insanın aklı hafızalısı almıyor. Biliyorsunuz mu bilmem ama bizler biliyoruz. Mehmet Uçum benden bir kuşak sonradır. Ama bildiğimiz komünisti. Yanlış mı komünizm? Bana ne ya? İnsanların düşüncelerle benim derdim yok. Ama komünist olduğu için de despotizm kafasının bir tarafında duruyor. Yani yenileşmeye kapalı. Hala baskı rejiminden yana. Komünist ülkelerde demokrasi ve hukuk olmaz. Sovyetler Birliği demokrasisi ve hukuk olmadığı için çöktü. İnançlara saygılı olmadığı için çöktü. Mehmet Uçum inançlara da saygısız, fikirlere de saygısız, özgürlüklere karşı despot. Haliyle gördünüz işte, Van'da Yüksek Seçim Kurulu fahiş bir hatayı düzeltti ki mazbatayı
seçilen Abdullah Zeydan'dan alıp Arvas'a veren hakim için hiç iyi şeyler söylenmiyor. Dedikodu. İddia sadece ama iyi şeyler söylenmiyor hakim için. Kardeşinin AKP'li bir milletvekili olduğu falan söyleniyor. Başka işlere karıştı söyleniyor. Neyse iddia bunlar, onu bilmiyorum. Ama onun yaptığı, o hakimin yaptığı hatayı Yüksek Seçim Kurulu düzeltti. Mehmet Uç'un o yanlışı düzelten Yüksek Seçim Kurulu'na kavga etti. Herkese parmak salladı. Yani. O parmaklar sonunda çok kötü oluyor, biliyorsunuz değil mi? Yanlış yerlere doğru yönleniyor. Oysa Mehmet Uç'un gibiler o parmakların sonradan nereye yönlendiğini zannederim bilirler. Zannederim diyorum, emin değilim. Bilseydi belki de o parmağı sallamazdı. Canlarım, bu Mehmet Uçumların delikanlılıklarında faşist dedikleri Süleyman Demirel, bunların abilerinin faşist dediği Süleyman Demirel inanın çok özgürlükçüydü. Sokaklarla kavga eden, sokakları özgür insanlara, özgürlük isteyen insanlara zindan eden Mehmet Uçumların faşist dedikleri Süleyman Demirel sokaklar yürümekle aşılmaz diyordu. Ve o dönemde kendisini eleştirenler, ya bu çocuklara, gençlere hakim ol. Bunlar artık çok bu kadar başıboş olmaz. Sokakları işgal ettiler diyenlere ne diyordu Süleyman Demirel? Sokaklar yürümekle aşılmaz diyordu. Yani sokaklar o gençlerin diyordu. Bırakın yürüsünler diyordu. O kadar özgürlükçü bir Süleyman Demirel, o kadar özgürlükçü bir başbakan. Milliyetçi muhafazakar, sağcı, o zamanın sağcısı. Mehmet Uç'un o zamanın solcusu. Ama despot abi. Değişmiyor. Beynin içinde özgürlük yok. Özgürlüklere saygı yok. Recep Tayyip Erdoğan bunlarla yürüyemez. Recep Tayyip Erdoğan yanında bir zamanlar Profesör Mustafa Erdoğan gibiler vardı. Ergun Özbudunlar vardı. Demokrattılar. Hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmemesini talep ediyorlardı ve Recep Bey'i de ikna ediyorlardı. Ama yok onlar. Onların hepsi Recep Bey'le yola çıkanlar. Recep Bey onları yolda bıraktı. Yolda bulduklarını ağlayanla bu Mehmet Uç'un gibileri devam ediyor. Allah Allah sonunu hayırlısın inşallah. Ama ben Erdoğan'ın sonunu pek de hayırlı görmüyorum. Bugün günümüzde Türkiye'de her partiyle bayramlaşabilen bir tek parti kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi. Her partiyle bayramlaşabiliyor. Bugün Türkiye'de genel başkan seçimli kurultay yapan, kongre yapan ve yarışma olan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın diğer partilerin hepsi yarışma falan yok. Herkes kongrelerine, kurultaylarına tek adayla gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan yıllardır tek aday. Gidiyor, kazanıyor. Bir defa ilk Cumhurbaşkanı olduğu sene Ahmet Davutoğlu'nu işaret etti. Ahmet Davutoğlu tartışmasız tek aday girdi, kazandı. Diğer partilerde de öyle, hepsinde öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka demokratik nizama uyan bir tane siyasi parti yok arkadaş. Allah aşkınıza Memleket Partisi diyorsunuz, Zafer Partisi diyorsunuz kimileri, Yeniden Refah Parti diyorsunuz. Bu partilerin liderlerine rakip çıkabilir mi? Güldürmeyin beni ya. Ya Devlet Bahçeli'ye rakip çıkabildi mi bir tane? 1997'den beri MHP Genel Başkanı. 27 senedir. Rakibi var mı? Her girdiği kongreyi kazanıp geçiyor ya da kurultayı. Neyse. Canlarım. Bu arada bir şey çok hoşuma gitti. Onu sizinle paylaşacağım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyareti sırasında Aslanlıyol'da bir gazetecinin sorusunu yanıtlarken Anıtkabir yetkilileri kurallara aykırı ikazıyla izin vermediler. Çıkışta da aynı şekilde gazetecilerle konuşması engellendi. İmamoğlu ne dedi biliyor musunuz? Tamam çocuklar dedi. Bakınız, fanatizme gerek yok. İmamoğlu'nun yaptığı doğru. Ama bizim halkımızın %85 belki 90'ı böyle konularda ben kimim, sen benim kim aldığımı biliyor musun falan diyen serserilere alışık. İmamoğlu onlardan değil, olmamalı da zaten. Harika. Her kurumun, her mekanın, ki atamızın kabri de bir mekandır, kutsal bir mekandır ama mekandır. Bizim için çok değerlidir ama bir mekandır ve orada da görevliler vardır. O görevlilere talimatlar verilmiştir. O görevliler o talimatın dışına çıkamazlar. Eğer o talimatın dışına çıksaydılar, İmamoğlu onlara baskı yapsaydı, oradaki görevliler yarın ya da bir gün sonra
Memlekette gidecek yer ararlardı kendilerine haritada. Kesin sürgüne gönderirlerdi. Neden izin verdin? İmamoğlu tam gerçek bir devlet adamı gibi davrandı. Peki çocuklar. Tamam dedi. Döndü. Hiçbir şey yapmadı. Zorlamadı. Artık böyle genel başkanlar, böyle siyasetçiler, böyle devlet adamlarını görmeliyiz. Bunları özlemeliyiz. Ama bizim CHP'li gazeteciler bile hemen panik yaptılar. Efendim İmamoğlu'na izin vermemişler. Ya nasıl izin versinler? Öyle bir memlekette yaşıyoruz ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı Başbakanlığı döneminde bir 23 Nisan günü temsilen yerine geçen ilkokul öğrencisine ne dedi? Başbakansın artık dedi. İster asarsın ister kesersin dedi. Demedi mi? Bu çocuklar böyle büyüdüler. Böyle yetiştirildiler. İmamoğlu onlardan değil. Olmamalı da. İmamoğlu'nu alkışlıyorum. Böyle giderse hep alkışlarım. Yanlış yaparsa eleştiririm. Canlarım, Sincan ve Buca cezaevlerinde 963 gündür tutsak 5 emekli askerin tahliyesi için daha ne beklendiğini anlayamıyorum. 5 emekli paşa, general. En genci 82. Daha büyük olanlar da var. Ve hasta olduklarına dair, cezaevinde yatmamaları gerektiğine dair adli raporlar var. Dönerci bıçağıyla insanları doğramaya kalkanı affeden Cumhurbaşkanı bu insanların cezalarını çekmelerini istiyor. Olmayan cezalarını olsa, hani çekecek cezaları olsa dersin ki ya sağlıklılarsa da yatsınlar. Gerçi cezaları da olsa sağlıksızsa yatmamalılar, adli raporları var, tahliye edilmeliler. Ama diyelim ki ya öyle oldu. Ama bu olmaz ya. Hukuk intikam aracı değildir. Hukuk nefretten de anlamaz, merhametten de anlamaz. Ama bu generale, 5 generale hukuk nefret gözüyle bakıyor. İntikam gözüyle bakıyor. Ya hukuk adalettir ya. Hukuk düşmanına bile hakkını verebilmektir yahu. Görecek miyiz o güzel günleri yine? Göreceğiz. Bakın iddia ederek söylüyorum. Böyle yürümez. Böyle devam edemez. Gelelim öbür taraftan KYK'lılara. İşte bakın Kayseri'de geçen gün bir mahkeme oldu. Mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına mecburen uyum gösterdi. Oradaki savcı da madem bu insan Yalçınkaya baylok kullandığı için ve baylok kullanmak suç olduğu için mahkum edildi dedi, görevden alındı dedi, gönderin belgeleri dediler ve belgeleri göndermediler savcılara. Ama baylokçuluğun FETÖ'cülük olduğunu iddia eden siyasal iktidarın içinde hala FETÖ'cüler var o zaman. Neden? Baylokçular da onun için. Cevheri Güven hepsini tek tek fotoğraflarıyla, isimleriyle yayınladı, belgeleriyle yayınladı. Belgeleriyle yayınladı. Kimler? Buyur. Arkaya koyayım fotoğraflarını. Arkadakiler. Bakın. Yakın çekin bakın biraz. Ben kendimi çekeyim ekrandan. Daha yakından bakın. İşte bunlar. Evet bunlar. Bu gördükleriniz. Hepsi hala AKP'de faal, aktif görevde. Hiçbirisini savcılık soruşturmaya bile çağırmadı. Ama zavallı masum insanları sırf Recep Tayyip Erdoğan'a muhalifler diye görevlerinden aldılar. Hapse attılar. Bir kanun hükmünde kararnameyle. Günah ama değil mi? Günah. Artık Recep Bey, kandırıldığınızı halen görmüyor musunuz? Sizi kandırdılar, sizi aldattılar. Günahsız insanları size hapse attırdılar ki altınızdaki kuyuyu kazsınlar. Ve sizi o çukura düşürsünler Recep Bey. Hala mı görmediniz? Gelin öncelikle bu generalleri, bu KYK'lıları, bu Selahattin Demirtaş'ı, bu Osman Kavala'yı, bu Can Atalay'ı ve benzerlerini Figen Yüksekdağ'ı artık tahliye edilmesi için son defa şu yargıya müdahale edin. Son defa. Bugüne kadar yargıya müdahale ettiniz. Hep adaletsizlik yapmaları için. Bu defa adalet için müdahale edin. Sizin kendi geleceğiniz için müdahale edin yargıya. En azından müdahaleniz şu olsun. Ben karışmıyorum.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Adalet Bakanlığı'nın yargıçları, savcıları objektiftir, tarafsızdır. Biz onlara müdahale edemeyiz. Özgürlük hakları olanlar varsa özgür bırakılmalarından ancak memnuniyet duyarım gibi bir açıklama yapın. Cezaevinde bir tek masum kalmayacaktır. Bir tek masum kalmayacaktır Recep Bey. Ve hepimiz huzur bulacağız. Günah o insanlara. 80 yaşından sonra bir insan cezaevinde yatamaz. Suçlu olsa bile yatamaz ki, bu insanlar masum. Ben o dönemlerin en canlı tanığıyım ve o dönemlerde Recep Bey, ben size yapılanlara karşıydım. Ama size yapılanların müsebbibi bu paşalar değildi. Sizi o hale koyanlar yargıdaki bir savcı ile birkaç tane hakimdi. Yanlış yaptılar ve ben sizin yanınıza yer aldım. Sizin yanınıza yer aldığım için de bana teşekkür ettiniz. Değil mi kardeşim? Etmediniz mi? Yalan söylüyorsun diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama ben o gün sizin yanınıza yer almadım. Ben o gün adaletin yanında yer aldım. Demokrasinin, hukukun yanında yer aldım. Size yapılan haksızlıkla mücadele ettim. Yarın bir gün size yine adaletsizlik yapılırsa yine mücadele ederim. Ama canlarım, Cevheri Güven'in yayınladığı bu fotoğraflarla ilgili AKP'liler hemen bir paylaşım devreye soktular. Bakın ne diyorlar. Cevheri Güven'in bu belgeyi paylaşması da zaten devlet içinde FETÖ'nün aktif olduğunu gösteriyor. Kaynağı belli olmayan bu Excel tablosunun Cumhurbaşkanı'na sunulacak ve şifreli şeklinde üst başlığı olması örgütün nelere erişebildiğinin de göstergesi aynı zamanda. Ya kardeşim, Cevheri Güven gazetecilik yapıyor. Siz bir insanın neden gazetecilik yapıyorsun diye sorgulayamazsınız. Normal şartlarda bunu, bu bilgileri Türkiye'de yaşayan gazetecilerimizden birinin ele geçirmesi ve onlardan birinin yayınlaması gerekirdi. Onu beklerdik. Yapamadılar, yapmadılar, bilmiyoruz. Ama Cevheri Güven bunu ele geçirdi ve yayınladı. Dünyanın hiçbir yerinde bir gazeteciye sen bu belgeleri nasıl ele geçirdin diye sorulamaz. Kaldı ki eğer bir belge bir suçu açığa çıkarıyor ise o belgenin nasıl elde edildiği de sorgulanamaz. Aksi halde birisi öldürülüyor ya da görüyoruz değil mi? Ekranlarda, ana haberlerde görüyoruz, bilhassa Sözcü TV'de, Nov TV'de. Kamera bir yurttaş çekmiş ya da sokak kamerası çekmiş. 3 kişi, 5 kişi bir kişiyi dövüyorlar. O 5 kişinin o bir kişiyi döverken görüntülerinin alındığından haberleri var mı? Yok. Ne olacak? Ne olacak şimdi? Diyelim ki resmi kayıt değil de sokaktan vatandaş aldı, yayınladı. Delil olarak elde ediliyor. Onlara vay be, sen gidip de bu görüntü almak için savcıdan izin almadın demiyor kimse. Çünkü hukuk kuralıdır. Hukukun en temel kurallarındandır. Bir belge, bir görüntü bir suçu açığa çıkarıyor ise o belgenin, o görüntünün nasıl elde edildiği soruşturulamaz, sorgulanamaz. Cevher Özden'i neyini sorguluyorsunuz ya? Adam işini yapıyor. Utanın be. Utanın ulan. Aman utanacak olsanız bu fotoğraflarınız yayınlandığı zaman çıkarsınız. Evet, affedersiniz. Biz de Baylok kullandık. Biz de bir zamanlar Fethullah'la ya da FETÖ örgütünün elebaşısıyla görüştük. Elbette yanına gittik, elini öptük falan. Deyin kardeşim ya, ne korkuyorsunuz be? Deyin. Bakın cezaevinde sizin Fethullah Gülen'le kurduğunuz yakınlığın %1'i kadar bile yakın olmayanlar cezaevinde. Sizin yüzünüzden cezaevinde. Ama siz kıçınızı sermişsiniz, yatıyorsunuz. Tüh size be. Utanın lan. Ayıptır be. Ha utanmıyorsanız o zaman çıkın, yiğitçe mücadele edin. KHK'lara özgürlük diye sokaklara düşün. Hadi yapabiliyor musunuz? Yapın. Hem kendinizi kurtarın hem Erdoğan'ı kurtarın. Erdoğan bu kafayla daha devam ederse hepimiz için felaket olur. Hepimiz için. Evet canlarım, son olarak da şu kadarını söyleyeyim. Her zaman anlattım, bir kez daha anlatayım. Tansu Çiller'i Bahçeli'ye karşı uyardım. Beni dinlemedi. Bitti kendisi. Sonra gitti Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına sığındı. Öyle mi? Öyle. Recep Tayyip Erdoğan'ı uyardım. Bahçeli'yi yanına sokma. Bak, bu yakın savaş ustasıdır. Sana oyun oynamak için yanına geliyor. Kürt siyasi hareketiyle senin arandaki ilişkiyi koparmak için geliyor dedim. Dedim mi? Dedim değil mi? Yanıldın mı? Haklı çıktın. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına girdiğinde Bahçeli, Recep Bey'in oyu %52 idi. Recep Bey'in şimdi oyu %30'un altında. %30'un altında. Bahçeli sayesinde.
Ya sade ekonomi bile değil ya. Allah Allah. Başkanlık sisteminden bu yana Türkiye çöktü. Başkanlık sistemini Türkiye'ye kim getirdi? Bahçeli getirdi. Sırf Erdoğan'ın gönlünü kazanabilmek, yanına yaklaşabilmek için. Bahçeli ondan önce Erdoğan'a en ağır hakaretlerden birisi değil miydi? Tekeden süt sağılmaz demiyor muydu? Senden cumhurbaşkanı olmaz demiyor muydu? Diyordu. Sonra peki niye döndü? Nasıl oldu da birden Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olur oldu? Çünkü görevlendirildi ve o görevini yerine getirdi. Kemal Bey'i kaç defa uyardım? Aylarca uyardım. Meral'e güvenme dedim. Yapma Kemal Bey, güvenme. İttifak kuracaksan da bunların partileriyle ittifak kurma. Bu partideki aydın, sevilen, sayılan, saygınlığı olan kişileri partine davet et. Seçmenlerini ikna et, yönetimini ikna et. Senin partinde herkese yer olduğuna herkes inansın. Senin partinin dinle ve dindarlarla kavgası olmadığına herkes inansın. Dedim mi demedim mi dedim. Ama Kemal Bey'i dinletemedim. Ya canlarım, o da kaybetti. Neyse ama Kemal Bey en azından bize merkeze yürüyen bir CHP bıraktı. Ve o CHP başarılı bir seçimden sonra şimdilik Türkiye'nin umudu haline geldi. Enseyi karartmayın. Lütfen enseyi karartmayın. Sizi çok seviyorum ve göreceksiniz her şey çok güzel olacak. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.